Evet, biraz da uzaktan saldırırsak, büyücü gibi olursak, büyücü gibi davranırsak. O büyüğü indir. Herkese merhabalar, Patron TV'ye hoş geldiniz. Ben Yiğit. Dragon Age Inquisition serisinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hazırsanız başlayalım. Evet, bildiğiniz üzere ejderha avı yapıyorduk. Bugün de Crestwood'a geldim. Ejderha avına devam edeceğim. Üçüncü sezonu herhalde başlattıktan sonra göreceksiniz bu bölümü. O yüzden biraz dediklerim anlam ifade etmiyor olabilir. Çünkü üçüncü sezonda ne yapacağımı henüz karar vermiş değilim. Ama ejderha avı videosu çekiyorum. O yüzden üçüncü sezonda başka şeyler olacak. Bir tek Rick'in yeni görünüşünü gösteriyorum size. Ama tabi beğenmezseniz onu da değiştirebiliriz. Bu arada videoya beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Kanala ne kadar destek olursanız o kadar iyi benim için. Alsan elektrik. Bu ejderha avı değil miydi? Niye biz Drofalo ile savaşıyoruz? Çünkü kendisi bir ejderhamsı. Ve asla buz işlemiyor. Gördüğünüz üzere elementler birden çok önemli olmaya başladı. Bayağı etkiliyor savaşın seyrini. O yüzden ejderhalarla savaşırken de buna devam edeceğiz efendim. Giderken bir fark ettim ki çantamız neredeyse inanılmaz dolu. O yüzden onu halletmeye çalıştım. Aynı zamanda da bir böyle bir potion için yer açtığımı düşündüm. Evet, açtım. Evet. Açıldığını siz de gördünüz. O yüzden herkese üçüncü iksirlerini vereceğim şimdi. Bizim bence ihtiyacımız olan şey bu arkadaş. Böyle bir iyileştirme bombası. Bunu geçen sezonun sonunda elde etmiş idik Crestwood'da. Onu herkese versem iyi olur herhalde. Seraya arı bombası vereceğim. Olsa da Lirium vereyim. Lirium da böyle iyileştirme iksiri de, ikisi de Elfruit kullanıyor. O yüzden Elfruit inanılmaz gereken bir şey olmaya başladı durup dururken. Iron Blood'a Rock Armor vermeyi düşünüyorum ki biraz güçlensin. Gerçi vermişiz onu. Bence Regeneration verelim çünkü çok uzakta kalıyor. Yavaş yavaş kendini iyileştirsin. Evet, iksirlerimi de düzgün kullanaraktan ejderhaya gideyim diye düşünüyorum. Nasamarik. Evet. Devlül 2'yi çağıralım. Devlül 2 ile gidelim. Bu arada ekibim Solas. Çünkü Solas'ta biraz seviye atladı. Artık Fade büyüleri var. Onu kullanmak istiyorum. Bir de iki ellilerden Iron Blue istedim. Çünkü iki elli işime yarar diye düşündüm. Cassandra Reis tabii ki de yine geliyor. Bize saldırmasınlar diye şöyle sağ sol falan yapacağım. Ama amacım ejderhaya gitmek. Ejderha da elektrik ejderhası ve öncekinden bir seviye yüksekmiş. O yüzden tam ihtiyacımız olan ejderha diye düşünüyorum. Tam sırası gelmiş yani. Burada da bir yerlerdeydi diye hatırlıyorum. Evet, bu yolu takip edince bence çıkacak. Aha da ejderhamız göründü. Evet. Elektrik ejderhası. Ben de bayağıdır oynamadığım için hatırlamıyorum ama bu ejderhada çok ölmüştüm. Onu çok iyi hatırlıyorum yani. Bizim de seviyemiz zaten 13 mi 14 mi ne? O yüzden hadi hayırlısı. Evet, kuzey avcısı ejderhamız. Yukarıdan gidiyor vallahi. Dragon Age'de çılgın maceralar. Evet. Aha da geliyor elektrik saldırısı. Şu elektrik saldırısı bir türlü bitmek bilmiyor. İnanılmaz güçlü bir şey. O yüzden Dehlil'den inip saldırılarımıza başlayalım diye düşünüyorum. Hemen şöyle bir kalkanları açalım. Keşke biraz daha böyle ruh saldırısı yapabilseydik. Ruh tipi saldırılar bayağı işe yarıyor. Gelin gelin, orada durmayın. Hemen insanları, evet biliyorum taktik modunun ne olduğunu. Şimdi Cassandra'ya diyeceğim ki orada durma. Sen de burada durma diyeceğim. Sen buraya gel diyeceğim. Dolakcığım sen hele hayatta durma orada. Ne yapıyorsun? Sen gel, senin yerin benim yanım. Sen buraya gel. Sonra da buna 6 yap. Ama bir tane taktik uygulayabiliyoruz aynı anda. O yüzden bunu böyle bırakacağım şimdilik. Evet. Aslında ben Solas'ı mı kullansam ya? Neyse. Başlayalım da. Önce bir bacağa yükleniyoruz biliyorsunuz ki her zaman olduğu gibi. O tek bacağı indir. Tek bacağı indir. Aha da geliyor. Bu böyle bir büyü saldırısı gibi bir şey. Bunu engellemek için dispel yapabiliyoruz. Dispel istiyorum.
Evet, gördüğünüz üzere böyle de çılgın bir şekilde. Aha, yanlış şeye baktım. Dur, yanlış şeylere basıp duruyorum. Evet, herkese bir kalkanlar verelim bakalım. Oh. Neyse, Solat'cığım saldıracak mısın canım? Saldıracak mısın canım? C'ye de geçemiyoruz, taktik moduna da geçemiyoruz. Ben Solat'ı mı kontrol etsem ya? Solat'ı kontrol etsem daha iyi gibi. Solat'cığım, bize biraz saldırılarını da gösterirsen canım. Daha 6'yı kullan. Ne oldu? Ne oldu hiç anlamadım. Bir de bundan yap. Aha da dash. Gördünüz mü nasıl güçlü? Çılgın güçlü. Herkesi koru bakayım. Solat'cığım, kendini de koru. O elektrik büyüsü çok fena. O gelmeden hemen dispellerimizi elememiz gerekiyor. Hı. Çok erken yaptım. Dendim. Dur, belki ben engelleyebilirim o işi. Ya da Cassandra. 7, evet. Bunu ben engelleyeyim. Cassandra da orada 6 eylesin. Bunu yapınca ne oldu? Büyüyü durdurdum mu? Asla. Kaç kaç Cassandra kaç. Bacak değiştiriyoruz bu arada. Bacak değiştirmek lazım. Evet, diğer bacağı. Herkes bu bacağa saldırsın. Saldırın. Cassandra'yı da asla kullanamadığımı hatırladım birden. O yüzden diğerlerini kullansak daha iyi yine. Evet, Solas'ı kontrol edeyim ben. Salak salak can kaybedecek orada. Ne oldu ben? Bu herhalde yakınında olmam gerekiyor. Öyle bir saldırı kendisi. Saldırın saldırın. Acaba bacağı düşürebildik mi? Bunlara ben bir kalkan vereyim de onların kendilerine kalkan verecekleri yok çünkü. Aha da geliyor büyü. Bu büyü uygulandıktan sonra durdurabilmemiz çok hoş değil. Neyse, benim Solat'la daha düzgün hareket etmem lazım. Daha böyle korumacı olmam lazım yani. Aa, bir de düşen birini kaldırabiliyor Solas. Bayağı önemli. Evet. Bir de 6 yapalım. Aha da ölüyor. Engizitörümüz. Yargıkarımız ölüyor. Yargıkarım, yargı saçarım. Evet. Şu saldırı çok fena. Şu saldırı. Evet, orada kırılmadık bacak kalmasın. Bir de ben şu iyileştirme bombasını göstereyim size. Rick nerede? Evet, ben buradayım. Altana iyileştirme bombası canımcım. Evet. Heh, iyi. En azından işini gördü. Bir de bundan alalım. Altana bundan. Sonra kendimize bir adet böyle şeyler. Sonra hemen büyüleri kırıyoruz. Evet. Endim. Oh, ölüyordum az kalsın. Düşenleri kaldırayım bakayım. Yanımda Rick düşmüş. Rick'i kaldırayım ki böyle kalkan versin herkese. Oo, ikisi aynı anda kalktı. Bayağı iyi değil mi? Endim. Çok iyiyiz şu an. Bir de iyileştireyim insanları tabii. Hazır düşmüşler. Madem düştüler. Bir de böyle büyücüyüm diye beklemenize gerek yok. Benden size taktik. Gidin basın. Evet, yavaş yavaş sen kalkarsın aslanım. Yiğidim diyeyim. Evet. Büyücüyüm diye illaki o kaldırma büyüsünü beklemeyin. Çünkü 3 saat sürüyor. 0. Evet. Bunun da hemen bir iyileştirelim kendimizi. Evet. 5'ten. Evet, daha böyle çılgınlığı. Büyüler istiyorum. Solat'cığım. Aha da geliyor yine. Şimdi böyle de büyünü keselim dedim. Kesemedim. Iron Bull yine düştü. Iron Bull'u koruyun. Evet, biraz daha X'lerimi daha iyi kullanmam lazımdı galiba. Bunu yapmamış olmam hoş değil. Ne oldu? Dik yine mi düştü ya? Öf. Iron Bull'u kaldıramamışım ben. Iron Bull'cum. Canım. Canım.
Kalkacak mı? Aa, bundan yapsak ya. Şöyle mükemmel bir saldırı. İşte bu. Immune mu? Neye immune bu? Lan sen niye içmiyorsun iksirini? Allah Allah. Niye böyle saçma saçma şeyler yapıyorsun acaba? Onun yanında iyileştirici falan var. Ondan at insanları biraz iyileştir. Bir kalkan var. Bu ne böyle? Evet, biraz da uzaktan saldırırsak, büyücü gibi olursak, büyücü gibi davranırsak. Evet, bunu vallahi bir kere de indireceğim galiba. İksirim de kalmamış ama. Biraz lirium'a abanalım. Sonra bundan atalım. Nereye attık acaba onu? Dur. Heh. O büyüğü indir. Al sana dash. Biraz daha dash. Bu saldırmıyor mu ya? Ne yapıyor bu? Aha vallahi öldürdüm. Salat sayesinde. Sağ ol Salatcığım. El kulaklarına sağlık. Evet. Aslında sinirli. Evet, böyle muhteşem bir ejderha avıydı. Bakalım neler düşmüş. Geçen bölümde neler düştüğünü göstermemişim bile. Evet. In the sacrifice. Bu size bahsediyordum ya, unuttum adını şimdi. Grey Warden ha. Grey Warden'ların yeminlerinin başında söyledikleri şey. Grey Warden zırhı sanırım. Medium armor'muş. Yani okçulara falan kullanmak gerekiyor. Enhanced Guard Belt. Yes. Bu Cassandra için bayağı iyi. Yargıgâr şapkası gelmiş. Yargıgâr şapkasını hemen yaptıralım. Takalım. Bölümü bitirmeden yaptırıp takılmış versiyonunu göstereyim size. O öldürdüğümüz zaman %10 can veren yüzük düştü. O da bayağı iyi. Onu herhalde Dorian'a veririz. Ama ejderhalara karşı daha iyi savaşmamızı sağlayacak eşya düştü. Ejderha kanı bu bir şey üretirken bayağı işinize yarıyor. Diş falan da. Şunlar da. Bayağı bayağı iyi. Çılgın. Evet, her şeyi al. Hepsini al. Muhteşem. Evet, bir ejderha yıkımının daha sonuna gel. Ama tabii ki de bu bölümü... Kaldır neymiş o? Tuhafmış. Neyse. Bu bölümü tabii ki de o Inquisitor şeysini yapmadan bitirmem. Bir de şurada rift var. Ona böyle kafam takıldı benim. Onu bir kapatayım hemen. Bir de burada geldim gördüm buradaydım yapmak lazım tabii. Hazır buradayken. Ejderhanın yerini görmedim demem. Geldim gördüm buradaydı. Bu ana kadar henüz beğen tuşuna basmadıysanız beğen tuşuna basabilirsiniz bu arada. Kanala ne kadar destek olursanız o kadar iyi benim için. Evet, buradan gidelim şu rifti bir kapatalım bakalım. Yes. İşte bu. Evet, bayağıdır rift kapatmıyordum, özlemişim. Evet. Evet, Crestwood'daki son rift'i de kapattık sanırım. Şurada bir görev daha var ama onu ben özelde halledeceğim. Çok önemli bir şey değil. Yan görev yani. Şimdi Skyhold'a gidip o şapkayı yapalım, sonra bölümün sonuna gelelim. Hayda, böyle bir şeymiş. Ne alakası var ya bunun? Ha, orada bir Inquisitor şeysi var. Bayağı Amerikalı yapmışlar yalnız. Yargıkar şapkası Amerikalıymış. Bu da Scout şeysi. Evet, akıncıların giydiği. Bu neymiş? Helm of the Inquisitor. Uf. Çok çılgın değil mi? Bundan giymemiz lazım bence. Bayağı şey rockçı gibi, punkçı gibi. Kesinlikle bunu takmamız lazım. Ama bu da herhalde büyücüye daha uygundur. Neyse, bir bakalım neler olacak. Artı 11 büyü alabiliyoruz. Bayağı iyi. Bir bunu yapmayacağım. Bir diğerine bir bakalım. Ejderha kemiğinden yaptırınca 28 oluyor. Bayağı iyi. Şu anki 23 falan. Bundan verince ateşe karşı dayanıklılık geliyor. Büyüye karşı dayanıklılık geliyor. Yani zırhtan beklediğimiz büyüye karşı dayanıklılık zaten de. Yine de saldırımız da artsa fena olmazdı sanki. O yüzden sanırım kovboy olacağız. Zaten şapkayı göremiyoruz, öyle düşünelim. Bu nasıl bir şeymiş? Ha, bu... Bu da acayip bir şeymiş. Maksimum 22 yine. Bu da rezistans veriyor. Evet. Yani ben daha saldırı tarzı gitmek istediğim için sanırım yargıkar şapkasını seçeceğim ve herkese cowboy gibi yargı seçeceğim. Böyle nasıl ama? Elf cowboy oldu. Biraz daha böyle elf gibi görünsün istedim de o yüzden böyle saçı bu kadar sarı. Yani bu seviyede bu ejderha eşyaları çok nadir oldukları için hemen harcamaya gerek yok. Gördüğünüz gibi tier 4 yani bayağı 4. seviye eşya. Biz daha 2'yi zor görüyoruz.
O yüzden 2'den 3'ten falan gitmek daha iyi. Bak burada 3 var. Bu 3 de 20'ye kadar çıkıyor. Tamam bu olsun. Bunu da 11 büyü verecek şekilde yapıyoruz. Adını da Memories of Elec koyacağım. Elektrik ejderhasını hatırlatsın diye. Evet. Sonra bu masaya gidip rengini falan da değiştirebiliyoruz. Şu an bunu giyiyorum zaten. Evet. Daha güzel bir şey daha iyi olurdu. Bu uçlarını ve iç kısmını değiştiriyor. Yani herhalde bu. Bu neyi değiştiriyor? Ha bu rengini değiştiriyor. Rengini ne yaptık acaba? Rengini kıyafetimize uygun yapabilir miyiz acaba? Ha bu da çok çılgın değilmiş. Bak bakır rengine benziyor. Böyle bir şey mi yapsak? Bir de bu var. Üstümüzdeki kıyafetlerle uygun olanı. Sanırım bu daha uygun oldu. Biraz daha böyle buz büyücüsüne daha iyi benziyoruz. Ama işte elf karizması olayı komple gidiyor bunu giyince. Neyse o yüzden giymeyeceğiz. Ama size göstermiş olayım dedim. Evet bunu da ekledik artık. Bununla muhteşem bir şekilde devam edeceğiz. Evet ben yanımızdaki şeyi başkasına veririm ya. Dorian falan taksın. Evet bugünkü Ejderha Avı videosu böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Ben oynarken çok zevk aldım. Umarım izlerken siz de eğlenmişsinizdir. Lütfen kanala destek olmak için beğen tuşuna basmayı unutmayın. Eğer abone olmayı düşünürseniz de çok sevinirim. Dragon Age'in bütün videolarını bitiş sırasındaki karttan bakabilirsiniz. Sadece ana hikayeyi izlemek isteyenler için bir tane liste var. Bütün oynadığım videoları görmek için başka bir liste var. Hepsine bakabilirsiniz. Yorumlarınızı da lütfen esirgemeyin. Ejderha Avı videolarını ara sıra böyle devam edeceğim. 3. sezonda nihayet başladı. Onun için de heyecanlıyım. 3. sezon videolarını da takip ederseniz çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Ben kaçtım. Bye.